12 Eylül askeri darbesi tüm emekçiler olduğu gibi mühendisleri, kamu çalışanlarını da mali yönden olumsuz olarak etkilemişti. İşçiler 1989 yılından itibaren bahar eylemleri diye bilinen eylemlere giriştiler ve sonunda ekonomik anlamda bazı haklar aldılar. Kamu çalışanları da 1990 yılından itibaren sendikalaşmaya başladılar, kamuda sendikalaşmaya başladılar. Tabii özel sektörde de sendikalar, grevler, eylemler vardı. Ancak benim bilgi alanım, özellikle kamu alanı olduğu için ben sadece o döneme ilişkin bazı başlıklarda bilgi vereceğim. Sendikalaşma başlayınca mühendisler ayrı sendika mı, iş kolu sendikası mı, meslek sendikası mı, iş yeri sendikası mı gibi tartışmalara girdiler. Bu hem iş yerlerinde tartışıldı hem de Türk Mühendis Mimar Odaları Birliği çerçevesinde de tartışıldı. Türk Mühendis Mimar Odaları Birliği'nin o ara sendikalaşma komisyonu vardı. Bu sendikalaşma komisyonu mühendislerin, kamuda çalışan mühendislerin iş kolundaki sendikalara üye olması yönünde bir öneride bulundu, karar aldı. Elbette ki dayatma değil ama bu bültende de yayınlandı. Mühendisler de iş kollarındaki sendikalara üye olmaya başladılar. Kamuda mühendisler, özellikle devlet su işleri, karayolları, Bayındırlık Bakanlığı, İller Bankası, TEDAŞ ya da belediyelerde yoğun olarak bulunmaktaydı. Buradaki kurulu iş kollarındaki sendikalara üye oldular. Dönem dönem mühendisler kendilerini bu sendikalarda ikinci bir unsur olarak gördükleri, ayrı örgütlenmeyi tartıştıkları da oldu. Ama örneğin benim başkanlığını da yaptığım sekreter, genel sekreter, örgütlenme sekreterini de yaptığım yapıyorsam ve enerji yapıyorsam da mühendislerin de talepleri göz önünde bulundurularak çeşitli eylem ve etkinlikler yapıldı. Mühendisler Teknik Elemanlar Sendikası gibi bir sendikada o dönem kurulmuş olmasına rağmen büyüyemedi ama mühendisler iş kollarındaki sendikalarda varlıklarını sürdürdüler. Kamu çalışanları sendikalarının son dönemde özellikle AKP iktidarıyla birlikte yandaş sendika olan memur sendika, memur sene yönlendirilmesi nedeniyle hem kamu çalışanların sendikalaşmasında zaaf hem de mühendislerin sendikalaşmasında zaaf yaşandı. Sendika demek, grev demek, toplu sözleşme demek, hak için eylem yapmak demek son 10 yıl içerisinde, son 15 yıl içerisinde biliyoruz ki bu alanda da asıl eylem yapan, direnen, mücadele eden Konfederasyon KESK'e bağlı sendikalardı. Baskılar nedeniyle burada da eylemlerin sönümlendiğini, hak alma mücadelesinin sönümlendiğini söyleyebiliriz ama önümüzdeki dönemde tüm Türkiye'de olduğu gibi bekleyeceğimiz gibi kamu çalışanlarının alanında da mühendisler alanında da mücadelenin yükseleceği bir dönemi beklemek durumundayız. Çünkü hem tüm çalışanlar, hem kamu çalışanlar hem de mühendisler yoksullaştı. Elbette ki sendikalaşmayı sadece ekonomik ve özlük hakları anlamında değerlendirmiyorum ancak elbette ki siyaset, demokratik haklar, ülkemizdeki sorunlar da var. Bunlarda da mücadelenin yükseleceği bir dönemi beklemek durumundayız.